çok sevgili dostumuz Ekrem Demirli. Derman arardım derdime, derdim bana. Derman imiş, Burhan arardım. Aslımı astım bana, Burhan imiş. Buyurun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben tebliğime geçmenizden önce kişisel bir teşekkür dile getirmek istiyorum. Organizasyonla ilgili gerekli şeyler söylendi fakat ben iki hocam var burada, Mustafa Tarhal Bey ve Emin Işık Bey. Tarhalı Bey'le daha önce de bulunduk böyle ortamlarda. Fakat Emin Bey'le ilk kez bulunuyoruz. Doğrusu üzerimde herhangi bir hocanın bir talebe üzerine olacağından çok daha fazla hakkı vardır. Yani kendisinden çok şey öğrendim. Mesela İbn Arabi ilk hocadan öğrendim. Sadreddin Konevi hocadan öğrendim. Böyle sayabileceğim pek çok kişi var, hep hocadan öğrendim önce. O bakımdan hocanın üzerindeki hakkını hiç unutamam. Unutmak da çok kötü olur. O bakımdan hocam hürmetle selamlıyorum. Ve hocam karşısında konuşmanın da biraz heyecanını yaşayacağım. Onu da belirtmek isterim. Birinci söyleyeceğim buydu. İkincisi, esas konuma geçmeden Mustafa Bey az önce Niyazi Mısri'ye işareten İbn Arabi'den bir cümle aktardı. Kitaba baktığım kadarıyla bir tabakattan bilgi alınmış fakat o kitap Ankay-ı Muhrib'e atıf yapıyor. Evet. Yanılmıyorsam. Ankay-ı Muhrib'i hani İbn Arabi'nin okumadığım kitaplarından diyeyim. Fakat İbn Arabi'nin genel görüşleri perspektifiyle hadiseye baktığım zaman böyle bir söz söylememiş olması daha makul gözüküyor. Özellikle Sadreddin Konevi ile de birlikte mütalaa edersem İslam klasik geleneğinde 500 sene çok uzun bir zamandır. Yani İbn Arabi ile Niyazi Mısri arasında galiba 500 senelik bir şey var. Mesela Sadreddin Konevi çok daha yakın zamanda bir yani kıyamet beklentisi vardı. Martin Links'in 11. saatinde böyle bir şey bilgi vardır. Yani eski kadim gelenekler ya da klasik yani geleneklerde kıyametin çok yakın olduğuna dair böyle inançlar olduğu işte hadislerden vesaireden de böyle aktarımlar yapar. Fütuhat-ı Mekke'nin de genel şeyine baktığımızda bu bilginin kontrol edilmesi lazım kanaatimce ama benim şimdilik yani Fütuhat-ı Mekke'ye ve Sadreddin Konevi'nin bakış açısıyla meseleye baktığımda bu bilginin doğru olmaması lazım diye böyle bir itiraz kayıt koymak istiyorum. Şimdi benim çalışma alanım İbn Arabi ve Sadreddin Konevi o eksenden işte tasavvuf yukarıya doğru bakarsak İslam metafizik düşünce geleneği. Dolayısıyla dün ve bugün Niyazi Mısri üzerinde epey açıklamalar yapıldı, epey görüşler söylendi. Ben yine Niyazi Mısri hakkında konuşacağım ama biraz İbn Arabi'nin üzerinden, Sadreddin Konevi'nin üzerinden Niyazi Mısri diyeceğim. Ve kendisi Burhan arardım aslımı, aslım bana Burhan imiş diyor. Ben de demek isteyeceğim ki eğer Niyazi Mısri'nin şiirine bir paradigma ararsak, onu yorumlayacağımız bir çerçeve ararsak bu olsa olsa İbn Arabi olabilir. Yani o şiiri oturtacağımız bağlam, oturtacağımız çerçeve mutlaka İbn Arabi olabilir. Dolayısıyla Niyazi Mısri hakkında kuşkuya kapıldığımız zaman ya da Yunus Emre hakkında kuşkuya kapıldığımız zaman tıpkı Mesnevi şarihlerinin yaptığı gibi başvuracağımız kişi İbn Arabi ve Sadreddin Konevi'dir. Bu yönüyle ben de Yunus Emre daha önce İbn Arabi geleneği içerisinde önce İbnül Farız'la bu sağlandı ve İbnül Farız işte büyük mütefekkir Saadettin Fergani, büyük mutasavvıf Saadettin Fergani tarafından şerh edildi ve İbn Arabi Sadreddin Konevi geleneğine yerleştirilmiş oldu o metin. Daha sonra Davut Kayseri işte kısmi bir şerh yazdı. Mesnevi şerhlerinde benzer bir şey yapıldı. Özellikle Rusuyu Ankaravi, İsmail Bursevi, en sonunda işte Ahmet Avni Konuk. Mesnevi İbn Arabi geleneğine göre İbn Arabi'nin kavramları ve o eksendeki düşüncelere göre yorumlama işini yaptılar. Ben daha önce
Niyazi Mısri'nin de atıf yaptığı Şeybedettin Simavi üzerine çalışmıştım. Varidat üzerine aynı şey yapıldı. Dolayısıyla Yunus Emre, Niyazi Mısri gibi daha şiir dilini kullanarak düşünceleri çok daha geniş kitlelere ulaştıran bu mutasavvıfların, bu düşünürlerin İbn Arabi üzerinde ve o eksendeki metafizik gelenek içerisinde yorumlanması lazım. Bu önemli bir sorundur, önemli bir iştir diye düşünüyorum. Ben tebliğin başlığında seri sülükün dinamik yapısı diye bir şey yazmıştım. Fakat orada, yani tebliğimde yazdım aslında. Fakat orada çok teknik tartışmalar vardı. Mesela Arapçada harf-i cerlerin, edatların vesairenin kullanımı meselesi vardı. Eğer tebliğin o bölümünü sizinle paylaşsaydım, doğrusu düşüncelerimi aktarmada, anlaşılmada güçlükler olabilirdi. Ancak şöyle söylemek istiyorum. İbn Arabi geleneği özellikle modern çalışmalarda dilin imkanlarını çok iyi kullanan bir gelenek olarak yorumlanır ve bundan dolayı mesela Batı'da da dil felsefeleriyle ilgilenen kişiler İbn Arabi ile şimdi daha doğrudan, daha yakın bir ilişki kurabiliyorlar. Bu bakımdan İbn Arabi'ye böyle bir dil düşünürü gibi yakıştırmalar yapılır. Ben onu biraz daha ileri taşıma taraftarıyım. Bence İbn Arabi bir edatları kullanan, edatlar üzerinden düşüncelerini aktaran ve edatlardan harflere geçen bir metafizikçidir. Bu ilkine göre biraz daha ileri ve biraz daha teknik bir durumdur. Mesela İbn Arabi'nin sebeplilik görüşlerini anlatmak için iki edat üzerindeki görüşlerini bilmek yeterlidir. Bunlar Arapça bilenler için işte ba edatıyla, ba ile demek ama daha geniş kullanımında işte vasıta ya da sebeplilik anlamına gelir. Onun sebebiyle demek. Bir de en determinizmi anlatabileceğimiz inde edatı, o da bir şey vesilesiyle demek. İbn Arabi bu iki edatın imkanlarını kullanarak İslam filozofları ve kelamcıların daha sonra kısmen yönelmiş oldukları determinist evren anlayışından vesileci anlayışa nasıl ulaşabileceğimizi sadece bu iki edatın kullanımıyla ortaya koymaya çalışır. Seri Sülük'te de burada sizinle paylaşmayı ertelediğim, belki yayınlandığı zaman görebileceğiniz metinde edatların kullanımıyla ilgili üzerine durduğum şey, mesela min edatı, ila edatı, ala, bi, yine be, mesela den, bir şeye doğru, seyri sülük, bir şeyden başlamak ya da bir yerden başlamak, bir yere doğru gitmek demek. Acaba biz nereden başlıyoruz, nereye gidiyoruz? Ya da sonra başladığımız yerden tekrar geriye dönüyoruz, bu kez ondan buraya doğru geliyoruz. Yani şöyle anlatalım. Alemden Allah'a doğru gidiyor seri sülük. Sonra Allah'tan tekrar geriye geliyor. Sonra mesela şöyle ifadeler İbn Arabi'nin metinlerinde ya da Niyazi Mısri'nin metinlerinde, Yunus Emre'nin metinlerinde karşılaşırız. Bir şeyi bir şey ile bilmek. Mesela insan önce Allah'ı kendi ile bilir. Bu ne demektir? Sonra Allah'ı Allah ile bilmek ne demektir? İnsanın nefsini Allah ile bilmesi ne demektir? Gibi. Günlük dilde çok yaygın kullanımı olan kelimeler ve edatlar kullandığımız için bir yanlışlıkla bunu anladığımızı düşünürüz. Halbuki İbn Arabi ya da Sadreddin Konevi ya da o gelenek içerisindeki büyük mütefekkirler, mutasavvıflar bize günlük dilde sürekli kullandığımız bu kelimelerdeki anlamı fark edemediğimizi, günlük kullanımın, o yoğun kullanımın aslında bir perdeye dönüştüğünü bize söylerler ve İşin ne kadar güç olduğuna dikkatimizi çekerler. Mesela bu sorun aslında tasavvufta çok temel bir sorundur. Yani seyri sülükün hani bir yerden başlayıp bir yere gitmesi şiirde de var. Niyazi Mısri'nin burada hani dışarıda arardım içimde candan içine can imiş şeklinde dile getiriliyor. Fakat onun öncesinde bütün İslam irfanının belki en önemli isimlerinden olan Bayezid Bistami tarafından dile getiriliyor. Bayezid Bistami diyor ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayeti okunduğunda onu duyuyor. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Peki şimdi neredeyiz diyor.
Ya da başka bir ayet-i kerime, Rahman, muttakiler o gün Rahman'a götürürler diyor, götürülürler diye ayet-i kerime okunuyor. Bayezid Bistami diyor ki, peki Rahman'ın yanında olanlar Rahman'a nasıl götürülürler diyor. Yani seyri sülük, günlük hayatımızda bunu kavramı kullandığımız zaman bizim için herhangi bir problem teşkil etmez, bir anlaşılmazlık teşkil etmez. Seyri sülük deriz ki şuradan şuraya gitmek gibi ahlaken işte daha yoz bir durumdan daha kemale doğru ilerlemektir diye düşünürüz. Halbuki hareket kavramını açıklamak böyle bir mutlak varlık anlayışı içerisinde çok güç bir meseledir ve bizim düşünürlerimiz bu meseleyi ele almışlardır ve onları büyük yapan da temelde bu sorundur. Şöyle bir şey söylemem lazım. Büyük düşünür olmanın biraz keyfiyetiyle ilgili. Büyük düşünür kendinden önce bu sorunların çözülmüş olmasına bakmaz. Büyük düşünür mesela hareket tartışmaları ya da bilgi tartışmaları, bilmenin imkanı tartışmaları, bilmenin keyfiyeti tartışmaları Grek felsefesinde 300 yıl, 400 yıl tartışılmış. Daha sonra İslam felsefesine gelmiş, İslam kelamına gelmiş. Aynı tartışmalar devam etmiş. Fakat her büyük düşünür aynı tartışmayı yeniden yapmıştır. Yani mesela Gazali'nin ele aldığı sorunlar Gazali'den önce de ele alınmıştır. Ama Gazali bu sorunların ele alınmış olmasını kendisi için yeterli saymamıştır. Tekrar aynı sorunları ele almıştır. Mesela İbn Arabi'nin ele aldığı konuların hemen hepsi daha önce ele alınmıştır. Fakat İbn Arabi bu sorunlar benden önce ele alındı, onları size aktarayım demekle hiçbir zaman yetinmemiştir. Her sorunu yeniden ele almış, yeniden tartışmıştır. Mesela bu bakımdan yani büyük düşünür demek, büyük mütefekkir demek, her sorunu, her temel konuyu, problematiği yeniden ele alan, yeniden inşa eden ve oradan hareketle yeniden bir yorum ortaya koyabilen kişidir. Bu bakımdan mesela Niyazi Mısri'nin bu benim makaleme konu teşkil eden Burhan arardım aslıma sorusu başlı başına bir tartışma konusudur. İnsanın aslına Burhan araması, sonra Burhan'ın aslın bana Burhan olması mesela bu başlı başına bir konudur. Ve mesela Bayezid Bistami'nin sorduğu soru tam da bununla ilgilidir. Acaba biz nereden nereye gideceğiz? Allah'a seyri sülukumuz ne anlama gelecektir? Ondan uzak mıyız ki ona gideceğiz? Vesaire şeklinde farklı dönemlerde bu soru sürekli tartışılmış ama en kapsamlı bir şekilde bu meseleyi ele alan kişi İbn Arabi'dir. Bu bakımdan yani edatların nasıl kullanıldığı, edatların nasıl ortaya çıktığı ve düşünceyi nasıl şekillendirdikleri tebliğde sizinle burada paylaşmadığım kısımda yer alan bölümler. Şimdi ben çalışmalarımın İbn Arabi Konevi üzerinde yoğunlaştığını söyledim. Konevi ile ilgili bir menkıbe vardır. Bu alanda bu tarz çalışanların durumunu çok iyi anlatıyor. Mevlana ile karşılaştıkları söylenir ve Mevlana'ya efendim demiş bu düşünceleri böyle nasıl anlattığınızı bir türlü anlayamıyorum demiş. O da demiş ki siz de böyle basit bahisleri nasıl zorlaştırıyorsunuz ben de onu anlamıyorum demiş. Şimdi biz yani bu tarz bu geleneği çalışan kişilerin görevi Niyazi Mısri'nin bir cümlede dile getirdiği bu düşüncenin güçlüklerini açıklamak, bunu ne kadar aslında zor bir cümle olduğunu, yani bir zirve cümlenin altındaki o altyapıyı ortaya koymaya çalışmaktır. Biraz yapmaya çalışacağım şey bu. Bu bakımdan ortaya çıkan güçlükler için mazeret beyan etmiş oluyorum. Şimdi bu gelenek eğer İbn Arabi'den sarf nazar edersek onu hakikaten böyle bir mekana sığdırmak söz konusu değil. Tam bir hani la mekan denen kişi İbn Arabi onu hakikaten katmamak lazım. Ama Sadreddin Konevi ile esas başlıyor her ne başlamışsa bu Anadolu coğrafyasında. Konya merkezli bir kültür veya bir entelektüel harekettir, bir tasavvuf hareketidir. Yani burada kavramların bizi çok şaşırtmaması lazım, yanıltmaması lazım. Hangi kavram kullanırsak kullanalım, herkesin içindeki manaya yakın manalar izafe ederek bu kavramları kullanıyoruz. Yani kimseyi olduğundan farklı görmüyoruz, göstermiyoruz. İbn Arabi dediğimiz zaman aklımıza Platon gelmiyor, Aristo gelmiyor. Ama yaptığı iş bakımından
çok önemli bir iş yaptığını anlatmak için ve hep sadece tarikatta olanlara hitap etmediğini anlatmak için bazen böyle kelimeler kullanıyoruz. Burada bir kuşkun olmaması lazım. Bu ekol, bu gelenek Konya merkezli bir gelenektir. Ve günümüzde benim kanaatime göre Cumhuriyet dönemindeki, yani hem ilahiyat fakülteleri olsun hem genel olarak Cumhuriyet döneminde Türk düşüncesinin bu Konya'da olup biteni çok iyi anlaması lazım. Ve Konya'yı anlayabildiğimiz ölçüde, Konya'da oluşan, teşekkül eden bu okulu, bu geleneği anlayabildiğimiz ölçüde biz İslam kültürüyle, İslam medeniyetiyle bir irtibat kurabileceğiz. Bu bakımdan yani Konya'nın hakikaten her bakımdan dikkate alınması lazım. Şimdi Konya demek ne demek? Konya demek aslında aynı zamanda Şam demek. Konya demek Malatya demek. Konya demek Kayseri demek. Konya Sivas demek. Konya mesela Molla Fenari'yi dikkate alırsanız Bursa demek. Ya da işte başka bir takım isimleriniz, Abdullah Bosnavi'den bakarsanız Bosna demek. İşte Bali Sofya'dan bakarsanız Sofya demek vesaire. Yani Konya'da başlayan bu hareket Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasına hakim olan bir düşünce geleneğine atıf yapar. Bu bakımdan Niyazi Mısri'yi de benim anlayabildiğim divanından ve diğer Mevadül İrfan kitabından anlayabildiğim kadarıyla Konya okulunun, Konya geleneğinin bir takipçisi, bir yorumcusu kabul etmemiz lazım. Bir defa haritaya doğru yerleştirmemiz lazım Niyazi Mısri'yi. Niyazi Mısri gibi mesela Yunus Emre yine Konya okulu içerisinde, o Konya geleneği içerisinde yerleştirilmesi gereken bir kişi olarak görülmesi lazım. Mevlana yine Konya geleneği içerisinde yerleştirilmesi gereken bir kişi veya Mevlevi şarihlerini o gelenek içerisinde mütalaa edilmesi lazım. Şunu söylemem lazım. Biraz kişisel kanaat olarak bunu beyan etmek istiyorum. İslam dünyasının bütün bilim başkenti Bağdat'tır. Bunu kabul etmek lazım. Fakat Bağdat'tan sonra böyle ikinci şehirler diye düşündüğümüz zaman işte Endülüs deniyor, Maveraünnehir deniyor, Mısır deniyor, çeşitli iller var. Mesela İstanbul pek denmez yani. Bu bir talihsizliktir. Ama benim kanaatime göre herhalde en önde gözüken isimlerden bir tanesi Konya'dır. Yani bu bakımdan Konya ve Konya geleneği üzerine çok durmamız lazım, çok düşünmemiz lazım. O düşünce geleneğini yeniden ihya etmemiz lazım. Bunun üzerine durmalıyız. Şimdi peki Konya geleneği dediğimiz şey ne? Konya geleneği dediğimiz şey üç bilim geleneğini, İslam bilimleri içerisindeki üç bilim geleneğini anlamadan Konya geleneğini biz anlayamayız. Semih Bey'in eleştirisine ben dahil olmuş olabilirim bu cümleyle. Vahdet-i vücudu şöyle yorumlayanlar var, işte İslam geleneğiyle irtibatı bakımından falan. Ben öyle düşünenlerdenim. Tam değil mi? Oraya yakın olabilirim ama onu söyleyeyim. Şimdi Konya geleneği demek birincisi 7. asırda ortaya çıkan ve İslam bilimlerinin hemen hepsinin teşekkül ettiği bir gelenek demek. Ne demek İslam bilimlerinin teşekkül ettiği gelenek? Bir yanıyla İslam felsefesi kemale ermişti. İbn Sina, Farabi gibi büyük isimler ortaya çıkmıştı. Sonradan Endülüs'te İbn Rüşd vesaire oldu ama onlar hiçbir zaman İbn Sina ve Farabi'nin yerini alamadılar. Bunu kabul etmek lazım. İkincisi kelam gibi nazari ilimler teşekkül etmişti. Farklı mezhepleri, farklı geleneklerle. Üçüncüsü Cüneydi Bağdadilerden itibaren ortaya çıkan Sünni tasavvuf anlayışı. Bu Sünni tasavvuf anlayışının altını çok özenle çizmek istiyorum. Bu kavram bir türlü doğru anlaşılmıyor. Sünni tasavvuf anlayışı demek ehli sünnet anlamında değildir. Sünni tasavvuf anlayışı demek sonradan ehli sünnet kavramına gelsek bile esas itibariyle Niyazi Mısri'nin de temel sorunlarından birisini teşkil eden şeriat hakikat ilişkilerini nasıl yorumlanacağı sorununu ele alan tasavvuf demektir. Daha doğrusu bu soruna ibahiliği çözmek, ibahilik problemini aşmak için ki ibahilik tasavvufun her döneminde başını ağrıtan ve onu diğer ilimlerle kavga ettiren, diğer ilimlerin eleştirilerini açık yapan bir akımdır. İbahilik sorununu biz ancak ehli sünnet ve cemaatin yorumladığı anlamıyla Kur'an-ı Kerim ve sünnet perspektifle aşabiliriz diyenlerin çözümüdür. O çözümle ortaya çıkan tasavvuftur. Bu tasavvufun bir kurucu demek lazımsa ki bunu da çok kayıtla söylemek isterim. Çünkü zaten vardı. Sufilerin söylediği şey odur. Mesela Kuşeyri, Kelebazlı vesaire derler ki bize zaten tasavvuf böyleydi. Sonradan bozuldu. O zaman şöyle diyeyim. O bozulmadan sonra tekrar bu eski geleneğe irca eden, tasavvufu tekrar ihya eden kişilerin başlangıcı baş ismi Cüneydi Bağdadi'dir. Cüneydi Bağdat, yani Bağdat'tır.
Cüneydi Bağdadi ile birlikte tasavvufa teşekkül etmişti. Peki ne oldu? Bu üçü teşekkül etmişti ama felsefeyle kelam arasında ya da felsefeyle vahiy arasında kavga bitmemişti. Şimdi Konya okulu dediğimiz şey, akıl, vahiy ve tasavvuf ilişkilerinin veya müşahade ilişkilerinin yeniden yorumlandığı okul demektir. Ona böyle bakmamız lazım. Yani Niyazi Mısır nasıl bir okulun temsilcisi oluyor? Akıl, vahiy ve tasavvufi tecrübenin veya tasavvuf müşahadenin, tasavvufi yöntemin ilişkilerinin, irtibatlarının nasıl yorumlanacağı, nasıl ele alınacağı sorununda süre bitti mi? Yani makale şey yani tebliği ben yazdım. Hani o konuda herhangi bir tereddüdün bilmek istersen Hakikati Efendi Vahdet tecelli etti, söz tükendi diyor. Efendim bizim geleneğim, yani benim takip ettiğim gelenek böyle demiyor. Benim gelenek uzun uzun anlat diyor. Biz fütühatçı. Çok geliyor. Evet. Arkadaş fütühatçı biz Mısırcıyız. Evet. Benim. Toparlayayım peki. Niyaz'ın Mısır'ı anlattım ben. Evet. Mısır'ı anlattın. Gerçekten Mısır'ı anlattım. Yani Mısır'ın evet, ait kesinlikle, olduğu kesinlikle. Evet. Hiç şüphe yani, yok. Sorunumuz budur. Bakınız bir iki dakikam var mı Mustafa? Bir dakika verelim hocam. Bir dakika. Ben de hayranım da ondan yani. Bir dakika daha vereyim. Hayranlıkta boşluk almayız. Evet. Size daha çok hayranız. Niyazi Mısır böyle bir geleneğin takipçisidir. Bunun için anlatıyorum. Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Şimdi biz Niyazi Mısır'ı genel İslam düşüncesinden kopartırsak ne Niyazi Mısır'a hizmet etmiş olabiliriz, ne Niyazi Mısır bize hizmet etmiş olabilir. Biz herhangi bir mutasavvıfı o büyük genel İslam düşüncesi içerisindeki yerinde mütalaa etmek zorundayız. Mesela burhan kavramı dendiği zaman burada bir metafizik bilgiden, metafizik delilden söz ettiğini bilmemiz lazım. Asıl dendiği zaman burada metafizik anlamıyla bir ilkeden söz ettiğini bilmemiz lazım. Buradan hareketle fer kavramına, buradan hareketle imkan kavramına ya da zorunlu kavramına ulaşmamız gerektiğini bilmemiz lazım. En nihayetinde Niyazi Mısır'ın bu bilgiye ulaşmak için bir mürşit lazım sana derken sözünü de Cüneydi Bağdadi'ye dönerek açıklamamız lazım. Şimdi tasavvufun en önemli sorunu, daha doğrusu tasavvufu tasavvuf yapan, bu cümlemle bitireyim. Hocam, eyvallah. Tasavvufu tasavvuf yapan şey, takip ettiği yöntem değildir. Yani aç kalmak, işte uykusuz kalmak vesaire, yani riyazet yöntemi değildir. Neden? Çünkü bunlar zaten biliniyordu. Mesela bugün Hindistan'a gidin, bunlar zaten yapılıyor. Yahudiler arasına gidin, oradaki misli, onları da yapıyor. Herkes yapıyor. Burada bu tasavvuf yapan bu şey değil. Tasavvufu tasavvuf yapan şey, insanlığın zaten bilmiş olduğu bu mistisizm yöntemini vahyin belirlediği ilkelere göre yapmaktır. O zaman sizin aç kalmanız bir perhiz olmaktan çıkar, oruç tutmaya döner. Sizin konsantreniz konsantre olmaktan çıkar, namaza döner. İşte sizin okuduğunuz şey zikre döner vesaire. Kısaca Niyazi Mısır'ın metinlerinde mürşit kavramı bulduğumuz zaman burada hatırlayacağımız şey vahiy, vahiy bilgisi ve peygamber bilgisidir. Dolayısıyla biz Niyazi Mısır'ı bu eksende, bu çerçevede okuduğumuz ölçüde Niyazi Mısır'ı anlayabiliriz ve Niyazi Mısır bize katkı sağlayabilir. Çok teşekkür ederim. Dinleme evet, zahmetini teşekkür ederiz. Için. Sağ olun. Tabii. Eyvallah, teşekkür ederiz. Gerçekten değerli kardeşim Ekrem Demirli, bir fütuhat, füsus, İbn Arabi, Konevi uzmanı olarak Hazreti Mısri'yi anlattı. Dün de bir nebze böyle kısacık söylemiştim. Muhyiddin ile Bedrettin ettiler İhya-i Din, Derya Niyazi Füsus, Enharıdır Varidat diyen bir kişi. Yine hatıralarında Hazreti Mısri'yi Karabaş Veli, benim de çok sevdiğim Üsküdarlı Nasuhi Hazretleri'nin şeyhi, Karabaş Veli Hazretleri oğluyla, yani Mustafa Manevi adlı bir oğlu var, oğluyla kendisine füsus, fütühat, tedbirat-ı ilahiye gibi eserlerini göndermiş, mütalaa etmiş.
Yine halifelerinden Kasımzade'nin Seyit Mahlaslı divanı var. Orada ezberimde değil ama mealen fütuhatu füsus hep ezberidir diyor. Yani ezberden fütuhat dersleri verirmiş. Bu bazı bilgiler yeni yani burada. Fakat tabii mevzu çok zor, anlaşılması çok zor. Ben mesela Yunus'u o kadar 30 seneden beri çalışıyorum. Bu kadar çetrefilli mevzuları hiç anlamadım, anlayamam. Ama şunu anladım. Kesreti envaca bakma, hepsi bir derya durur.